Sayın dekanımız, sayın hocalarımız, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. 2023-2024 akademik yılı planlanan rektörlük seminerleri kapsamında çok özel bir programda toplanmış bulunmaktayız. Hoş geldiniz. Cumhuriyete giden yolda milli mücadele kahramanlığı konulu seminerin gerçekleştirilmesi üzere moderatör öğretim görevlisi Ayşe Atabey hocamızı ve konuşmacı misafir hocamız Doktor Hakan Arslan Türk'ün sahneye teşriflerini arz ederim. Sayın hocalarım, değerli öğrencilerimiz, kıymetli konuklarımız, Cumhuriyete giden yolda milli mücadele kahramanlığı konulu rektörlük seminerlerine hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Bizleri kırmayarak buraya kadar gelen hocamıza çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben hocama sözü vereceğim ancak hocama sözü vermeden önce hocamı sizlere biraz tanıtmak istiyorum. Doktor Hakan Arslan Türk kimdir, neler yaptı ve neden aslında bu anlamlı yılımızda bize bu konudan bahsedecek? Bununla ilgili biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle hocam. Hakan hocam 1965 yılında Kandilli'de dünyaya gelmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümündeki öğrenimini 1986 yılında Kara Kuvvetliği Komutanlığı namına askeri öğrenci olarak tamamlamıştır. 1986 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında tarih, inkılap tarihi, siyasi tarih dersleri vermiştir. Ayrıca öğretim planlaması ile ölçme ve değerlendirme birimlerinde görev yapmış, öğretmen yetiştirilmesine yönelik olarak eğitim yönetimi, öğretim becerileri, etkili öğretmenlik ve öğretim uygulamaları gibi konularda eğitimler vermiştir. Aslında bizim sağlam adımlarımızı hocamız atmış diyebiliriz. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde bir Osmanlı Paşası'nın oğlu Mahmut Muhtar Paşa konulu teziyle, doktorasını ise Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'de sivil savunmanın tarihi gelişimi konulu tezleriyle tamamlamıştır. NATO kapsamında çeşitli ülkelerde Bosna Hersek, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi eğitim ve görevlerde bulunmuş ve 2015 yılında emekli olmuştur. Şu an halen Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesinde öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir. Tabii hocamızın eğitim ve akademik hayatıyla beraber bir de sosyal yaşamına biz yer verdik. Özlem Hanım ile evlidir. İki evlat babasıdır aynı zamanda. İngilizce bilir, fotoğraf çeker, zeybek oynar hocamız. Kayak ve masa tenisi ustasıdır. Bizleri kırmayarak buraya geldiniz. Çok değerli bir gün, değerli bir konu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla uzatmamak adına sözü size bırakıyorum. Sizi dinlemek istiyoruz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ses duyuyor mu hocam? Deneyelim. Sayın dekanım, saygıdeğer hocalarım, Ostim Teknik Üniversitesi'nin kıymetli öğrencileri, istikbalimizin teminatlı öğrenciler. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Bugün burada sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk ve onur. Tabii Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Sizlerle birlikte dilerim ve umarım ki Cumhuriyetim yıllara bu güzel coğrafyada ila nihaya ilerlemek yaşar ve çatacak olan da sizlerden sonra gelen nesillerdir. Biz tabii bugün Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü bir taraftan geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin kurucusu olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ebediyeti irtihalinin 85. yıl dönümüydü. Ve bugün 15 Kasım 2023 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü. Bu vesileyle orada da o cumhuriyete büyük katkısı olan Kıbrıs Türk toplumunun
önceki lideri Fazıl Küçük Bey'i ve Toros Kodadlı Rauf Denktaş Bey'i de rahmetle minnetle almış olalım. Ve müsaadenizle çok teşekkürler. Konumuza başlayalım. Tabii milli mücadeleden cumhuriyete kahramanlar. Biz cumhuriyeti biliyoruz, milli mücadeleyi biliyoruz, yaşadık. Biz bu seminerde cumhuriyet öncesi dönemde neler yaşandı, Kurtuluş Savaşı hangi koşullarda kazanıldı ve cumhuriyeti geçiş nasıl gerçekleşti sorularına insan, mekan ve zaman üçlemesi içerisinde bakmaya çalışacağız. Sabah sınırlarınızı zorlayabilirim. Ben daha önce de ifade ettim. Sabaha kadar konuşmak mümkün çünkü bu konular öyle 40-45 dakikaya sığdırılabilecek konular değil ama mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Birinci Dünya Savaşı dönemi hep bildiğiniz ve Osmanlı Devleti'nin çeşitli cephelerde çarpıştığını biliyoruz. 1914-1918 yılları arasında 4 yıl süren bir mücadele neticesinde Osmanlı Devleti tabii çeşitli anlaşmalar yapılmıştı. Osmanlı Devleti de bu anlaşmalardan Mondros Mütarekesi'yle bu işe son verdi. 1920'deki Sevr Antlaşması'na göre yansıda görüyorsunuz ülkemizin paylaşılma şekli. Dolayısıyla bu mücadele Sevr Antlaşması'nı yırtıp atacaktır. Milli mücadelenin başlangıcı Mondros Mütarekesi'yle 30 Ekim 1918'de başlar. Askeri bakımdan 11 Ekim 1920'de Mudanya Mütarekesi ateşkesiyle biter. Siyasi bakımdan Lozan Antlaşması ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923'te nihayetlenecektir. Ne oldu milli mücadeleyle? Biz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Mudanya'ya çevirdi. Efendim Sevr Antlaşması'nı ise Lozan Barış Antlaşması'na dönüştürerek bir devlet, bir millet kurdu. Bu devletin sınırları misak-ı birliğiyle belirlenmiş idi vatanımızın sınırları. Türk milleti bilinciyle de hür, bağımsız, milli bir devlet ortaya çıktı. Bu devletin adı biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet niteliğini kazanarak günümüze kadar geldik. Şimdi milli mücadele dediğimiz kavram nedir? Baktığınız zaman millilik vasfı üzerine oturtulduğunu görürsünüz. O dönem literatüründe kullanılan bütün kavramların içerisinde milli kelimesini görmek mümkün. Dolayısıyla milli bir mücadeledir, meşru bir mücadeledir, yasal bir mücadeledir. Mücadeleyi milliyeden tutun da kuvayi milliyeye kadar iradeyi milliye, hakimiyeti milliye yani milli hakimiyet, milli irade, vahdeti milliye, milli birlik, beraberlik. Bütün kavramlarda, bütün konuşmalarda, bütün tebligatlarda millilik vasfını ve uygulamalarda görmek mümkün elbette. Milli Marşımız İstiklal Marşı. Tabii Milli Mücadele İstiklal Harbi olarak da tanımlanır ve konuşulur. İstiklal Marşı'dır. Milli Marşımız madalyası İstiklal Madalyası'dır. İnebolu'dan Ankara'ya gelen yolun adı İstiklal Yolu'dur. Mücadeleye karşı faaliyetler için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Parolası ya İstiklal ya Ölümdür. Millilik vasfıyla birlikte İstiklal vurgusu her daim söz konusudur. Bu mücadeleyle bir grubun esaret ve teslimiyet fikri hürriyet ve istiklal fikrine dönüştürülmüş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya sahnesinde yerini almıştır. Bu akış içerisinde gerçekleşen tüm genelgeler ve toplantılara baktığınızda Amasya genelgesinden itibaren gençliğe hitap et dahil ve günümüz anayasası dahil cumhuriyet vurgusunu, milli iradeye vurguyu, vatanın ve topraklarının ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna yönelik vurgulara rastlamak ve görmek mümkün. Çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Yani 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulacağı zaman birdenbire Cumhuriyet fikri ortaya çıkmış değildir bu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk öğrencilik yıllarından itibaren yaptığı konuşmalardan takip edebiliyoruz. Ancak Anadolu'ya geçişinden sonraki Samsun'dan sonraki tüm seyahatlerinde ve uygulamalarında İstiklal ve Cumhuriyet fikrini vurguladığını görmek mümkün. Net bir şekilde. Ve en sonunda da söyler Mustafa Kemal Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani sevgili gençler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki ana temeli söz konusu. Bir, yüksek Türk kültürü, ikincisi Türk kahramanlığı üzerine oturtulmuş bir devlet ve milletten bahsediyoruz. Bunun akış içerisinde nasıl gerçekleştiğine bakacağız şimdi. Yansıda gördüğünüz simaları tanıyorsunuz diye düşünüyorum.
Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Refet Bele, İsmet İnönü, Ali Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy, Hüseyin Rauf Orbay. Milli Mücadele'nin ilk çekirdek kadrosu. Ama bu çekirdek kadronun içinde üçlü bir çekirdek daha var. Mustafa Fevzi, Mustafa Kemal, Mustafa İsmet. Bu üçlü çekirdek kadro her şeyi aslında planlayıp, özellikle Mustafa Kemal ve Mustafa Fevzi planlama, Mustafa İsmet ise icra konusunda Milli Mücadele'nin askeri safhasında son derece önemli ve etkili işler yapıyorlar. Kimdir bu insanlar? Nedir diye baktığınız zaman hayat hikayelerine, bir kere hepsi öğretim hayatında son derece başarılı insanlar. Bir ya da birkaç yabancı dili hakimler. Özellikle Fransızcayı hepsi mükemmelen biliyor. Fevzi Paşa bu konuda çok enteresan bir sima. 8 yabancı dili hakim. Yol konuşmasıyla, yazmasıyla, okumasıyla bulunduğu coğrafi bölgelerde özellikle Balkan dilleri, Arapçası, Farsçası, İngilizcesi, Almancası ve Fransızcası dahil olmak üzere 8 dili artı Türkçesiyle 9 dili hakim bir beyin yapısına sahip. Böyle bir özelliği var. Hepsi askeri öğrencilik yıllarından itibaren tanışıyorlar ve arkadaşlar. Ya aynı sınıftalar ya da farklı sınıflarda ama aynı dönemlerde okuyorlar. Ama onların içinde en büyükleri, en kıdemleri Fevzi Paşa. Hepsine baktığınız zaman hayatlarına öğrendiklerini çok başarılı bir şekilde uyguladıklarını görüyorsunuz. Okuyorlar, uyguluyorlar, uygulamalardan elde ettikleri sonuçları da yazıp yayımlıyorlar. Hepsinin bir kere hatıratları var. Günlükleri bu hatıralarını yazmışlar. Bizim araştırmalarımız açısından son derece kıymetli bilgileri oradan elde edebiliyoruz. Başka kanallardan da teyit ederek tabii. Birçoğu meslek hayatlarında aynı yer ve zamanda görev yapıyorlar. Gerilla Harbi'nde çok ustalar. Makedonya'da yapmışlar. Balkan Harbi'nde önce. Daha sonra Balkan Harbi, Trabluskarp Harbi. Efendim Birinci Dünya Harbi'nde Çanakkale cephesinde ve birçok cephede yan yana beraber çarpışıyorlar. Farklı birliklere emir komut ediyorlar. Yani öğrencilikten ve çocukluktan gelen birliktelik askerlik hayatında da mücadele hayatında da devam edip gidiyor. İttihat ve Terakki üyesi birçoğu ama askerlik ve siyasetin ayrı fikir. Bu konuda Selanik'teki toplantılarda Mustafa Kemal'in bu siyaset konusunda askerliğin buradan ayrılması konusundaki sözleri üzerine birçok problemle karşılaşacaklar bu ekip. Ve bir süre sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra zaten bu ekibin askerlik ve siyaset konusunda ayrılması gerçekleşecektir orada. Şimdi baktığınız zaman böyle bir kadro var. Peki bu kadroya liderlik yapan kişi kim ve ne vasıfla, yani nasıl kabul ediyorlar böyle bir insanın lider olmasını? Ona baktığınız zaman Milli Mücadele'ye katılan tüm general ve üst seviyedeki birçok askeri şahsiyet incelendiğinde 90'a yakın kişi, birçoğunun Mustafa Kemal'den üst rütbede, kıdemli, yaşça büyük olduğunu görüyorsunuz tabloda gördüğünüz gibi. Hiç kimse sorgulamadan Mustafa Kemal Milli Mücadele'ye giriştiğinde gelip onun emri altında çarpışmaya, mücadele etmeye kabul ediyor ve gelip giriyor zaten. Bu peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Yani bilinmeyen, sevilmeyen, güvenilmeyen insanların şeyin arkasına tık ki hadi ben gelsem size hadi düşün arkama desem gelir misiniz? Beni tanımıyorsunuz çünkü. Ama Mustafa Kemal ve ötekiler birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Mesela Yakup Şevki Paşa, Fevzi Paşa, yaşça büyükler. Naci Paşa, Mustafa Kemal'in harp okulundan öğretmeni. Yakup Şevki Paşa, harp akademiden öğretmeni. Ama onlar dahi gelip onun emri altına girecekler. Nereden? Çünkü Mustafa Kemal bilinen, tanınan bir sima. Trabluskarp Harbi'nden itibaren kamuoyu tarafından tanınan bir sima. Çanakkale Muharebelerinde yaptığı başarılarla Anafartalar Kahramanı unvanı alan bir insan. Ki o unvan dönemin gazete ve dergilerinde zaten yayımlanmıştır. Yansıda gördüğünüz gibi Tasviri Efkar Gazetesi 1929-1915, bu harp mecmuası, 1915'in harp mecmuası, onunla ilgili ki buradaki yazıda Çanakkale'de gösterdiği kahramanlıklarla ön plana çıkan Miralay Mustafa Kemal Bey diye ifade edilir. Ve 1916'da tabii Çanakkale'den sonra Edirne'ye gittiği zaman Edirne yollarından içeriye girerken halkın sağlı sollu toplanarak Mustafa Kemal'i hoş geldiniz Anafartalar kahramanı diyerek pankartlarla karşıladığını görüyorsunuz. Yani toplum, kamuoyu ve askerlik dünyası Mustafa Kemal'i başarılarından dolayı zaten yakından tanıyor. Nasıl bir öğrenci? Bir kere çok çalışkan bir öğrenci. Hiçbir şeyi şansa tesadüfe bırakmıyor. Ya her zaman eksiklerini tamamlayan bir insan. Askeri tarihi ve tarihi çok iyi öğreniyor zaten. Coğrafya konusunda müthiş bir şeye sahip. Gözlem ve analizi çok yüksek.
konuşma hitabet ve ikna yeteneği müthiş. Şimdi tabii ikna yeteneği deyince şöyle bir tablo düşünün. İstiklal Harbi başlayacak. İnsanları asker toplamak için Anadolu'da dolaşıyorlar. Fakat bir köye geldiklerinde Mehmet amca çift sürüyor tarlada. Mehmet amca düşman kapıya yaklaştı. Sen çift sürmekle uğraşıyorsun. Askere gitmemiz lazım. Hadi evladım benden ne istiyorsunuz diyor Mehmet amca. Benim 3 tane evladım vardı. Biri Yemen'de kaldı. Biri Galicia'da. Biri Çanakkale'den dönmedi. Daha ben ne yapacağım? Benim için diyor vatanın sınırı aha bu tarlanın başladığı yer diyecektir Mehmet amca. Anadolu halkının haleti ruhiyesi böyle. Siz böyle bir haleti ruhi, ruh haline sahip bir toplumu alıp tutup ve 1911'den itibaren 10 yıldır savaşan, çocuklarını kaybetmiş Anadolu'nun iş yapacak erkek nüfusun büyük çoğunu kaybetmiş bir toplumu alacaksınız. Peşinize takacaksınız ve onu savaşmaya yeniden ikna edeceksiniz. Bu en az cephedeki çarpışma kadar çok kıymetli ve önemli bir iştir. İkna etmek, ikna iletişimi oldukça başarılı bu konuda. Bu zor bir şeydir ve bunu başarıyor o dönem İstiklal Harbi'ndeki insanlar. Evet. Her zaman planlı Mustafa Kemal ki bunu zaten kendisi ifade ediyor. Tatbikat, safhaları ayırmak, milleti hazırlamak, kademe kademe yürüyerek hedefe ulaşmak. Evet bu planlama olmazsa zaten rastgele hiçbir işi yürütemezsiniz. Bu nedenle de kendisi ifadesiyle bunu çok açık koyuyor. 1918'de İstanbul'una geliyoruz. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve İstanbul işgal altında. Bu fotoğraf ibretlik bir fotoğraftır. İşgal askerleri devriye geziyor ve Osmanlı subayı da onlara eşlik etmek zorunda kalıyor. Çok acı verici bir fotoğraf aslında. Yahya Kemal 1918 adlı şiirinde bu tabloyu çok güzel tasvir eder ve arkasından söylüyor. Ateş ve kanla siler bir gün ordumuz lekeyi, bu insanoğluna bir şeyin olan mütarekeyi, yani leke olan mütarekeyi diyecek ki gerçekten Türk ordusu 4 yıllık bir mücadele sonunda bu lekeyi silecektir vatanından ve milletinden. 1918'in 13 Kasım günü Mustafa Kemal İstanbul'a gelir. Kartal İstinbotu'ndan karşıya geçerken yanındaki yaveri efendim nasıl olacak bu işler diye bir yılgınlık gösterecektir. Mustafa Kemal'in meşhur ve çok önemli bir cevabı var. Geldikleri gibi giderler diyecektir. Evet bu mücadele geldikleri gibi giderler lafıyla başlayacak ve ondan sonra yaklaşık 5 yıllık bir süreç sonucunda onlar gidecekler ülkeden. İstanbul'daki geçirdiği 6 ay çok önemli ve enteresan günlere sahne olur. İstanbul'da fikri hazırlık, fiili hazırlık gerçekleşecektir. Birçok görüşmeler yapılacaktır. Biraz evvel fotoğraflarını koyduğumuz ekiple Fevzi Paşa başta olmak üzere ki dönem Genelkurmay Başkanı'dır Fevzi Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nda en üst düzey makamlardan bir tanesi. Bütün şeyler gerçekleşecek. 15 Mayıs günü Üçler Misakı dediğimiz Cevat Paşa Harbiye Nazırı, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Mustafa Kemal Paşa bir araya gelecekler, toplanacaklar. Üçler misakında alınan kararlarla birbiriyle kucaklaşacaklar, tebrik edecekler ve Mustafa Kemal Anadolu'ya geçiş yolculuğuna başlayacaktır. 16 Mayıs günü İstanbul'dan çıktığında Bandırma vapuruyla 57 kişilik kadrosuyla efendim Kız Kulesi açıklarına geldiklerinde İngilizler durdurur gemiyi. Her gemiye yaptıkları gibi arama yapıyorlar. Gemiye çıkarlar. Mustafa Kemal yine yaverleriyle beraber onları izlemektedir. Yaverine şöyle bir şey söyleyecektir. Bunlar işte böyledir. Bildikleri sadece çelik ve demir. Halbuki aradıkları da o. Halbuki biz Anadolu'ya çelik ve demir götürmüyoruz. Biz Anadolu'ya ideal ve iman götürüyoruz diyor. Ve o ideal ve iman Türk milli mücadelesini tutuşturacak olan kıvılcım ve neticelendirecek olan alev olacaktır bir süre sonra. Bu dönemde Fevzi Paşa'nın emirleriyle İzmir'de direnişler başlar ama 15 Mayıs 1919 günü Yunan askeri İzmir'e çıkacaktır. Ve Batı cephesindeki sivil olarak ilk kurşun Hasan Tahsin Osman Nevres tarafından sıkılır. Ama askeri anlamda ilk kurşun ise Ayvalık'taki komutan Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılacaktır Yunan askerine karşı. Ancak milli mücadelenin ilk kurşunu değildir bu aslında. Bu Batı cephesindeki ilk kurşundur. Esas ilk kurşun Güney cephesinde Aralık 1918'de Dört Yol'un Karakese köyünde resimlerini, fotoğraflarını gördüğünüz Kara Mehmet Çavuş'la Kara Hasan tarafından
Fransızlara karşı sıkılmıştır. Orada başlar Güney Cephesi'nden bu mücadele, Hatay bölgesinden. İzmir 1919, 15 Mayıs günü İzmir'e çıkan Yunan ordusu Hasan Tahsin'i ortadan kaldırdıktan sonra ve 2000'e yakın Türk ve Müslüman ahaliye zulüm ve katliamı uyguladıktan sonra Sarıkışla'ya yönelecektir. Sarıkışla'da o dönem kolordu komutan vekilliği yapan Kurmay Albay Süleyman Fethi Bey var. Süleyman Fethi Bey zaman zaman Yunan askerinin 15 Mayıs'tan önce İzmir'e çıkmasını önlemiştir, engellemiştir. Fevzi Paşa'nın emirleriyle bu işi gerçekleştirmiştir. İlk yaptıkları işlerden bir tanesi Süleyman Fethi Bey'i yakalayıp süngüleyerek onu Zido Venizelos, yaşasın Venizelos demeye zorlamaktır. Yapmaz Süleyman Fethi Bey. Süleyman Fethi Bey 15 Mayıs günü vücudundaki 23 süngü yarasıyla hastaneye kaldırılır. Ve 25-23 Mayıs günü hastanede şehit düşecektir. Babası Mehmet İzzi Efendi diyor ki ne yapalım, yazgı bu. Nice fethileri kurban vermezsek bu vatan nasıl kurtulur diyor. Yaklaşık 100 yıl sonra bir başka Fethi İzmir'de şehit düştü biliyorsunuz. O da Fethi Sekin Bey, terörist gruba karşı mücadele ederken düştü. Bu böyledir. Hazır ol cenge, istersen sulhü salah diyor. Yani bu coğrafyada güvenlik içinde yaşamak istiyorsanız mutlaka her anlamda hazır olacaksınız ve hizmet edeceksiniz memleketinize, onları göreceğiz. Nihayet Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'dan sonra Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Ankara'ya gelecekler. Sivas'tan sonra Ankara'ya gelecekler. Ankara'da onları karşılayan Seymen Alayı ve Kuvayi Milliye Birlikleri. O gün çekilen fotoğraftır bu. 27 Aralık 1919. Kızılca Gün diye adlandırır Seymenler Ankara'da bu faaliyeti, bu günü. Kızılca Gün'ün anlamı şudur. Türkler Oğuz töresine göre kendilerine bir bey, bir devlet başkanı, bir yönetici seçecekleri zaman Seymen Alayı toplarlar ve Kızılca Gün'de o toplantıyı yaparak bunu seçerler. Ankaralı Seymenler de yaklaşık 3000 Seymen Dikmen Keklikpınarı sırtlarında Mustafa Kemal Paşa'yı karşılar. Efeler niye geldiniz buraya? Yolunda baş, vatan yolunda baş koymaya geldik paşam. Sözünüzde kavi misiniz? Her zaman hazırız paşam diyecektir 3000 Seymen ve yaklaşık 15 gün boyunca Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye'nin Ankara sokaklarındaki güvenliğini sağlayacaklar. Sonra muhafız tabur oluşacak. Onlar köylerine, kasabalarına dönüp gidecekler. 23 Nisan 1920 günü meclis açılır. En yaşlı mebus Şerif Bey meclisi açarken bir vurgu yapar. Milletimizin mukadderatını bizzat ele aldığını duyurarak Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum diyor. 23 Nisan 1920 günü artık meclis o Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'nden akıp gelen milli iradenin tecelligahı olarak ortaya çıkacaktır. Buraya kadar bu özetten sonra bu iş kimlerle gerçekleşti, nasıl oldu biraz ona bakalım sevgili gençler ve kıymetli misafirler. Kuvayi Milliye, milli kuvvetler dediğiniz, tabii herkesi değil bazı örneklerle gideceğiz buradan. Yörüge Ali Efe. Kuvayi Milliye sözü ilk defa 57. Tümen Komutanı Aydın ve bölgesindeki Şefik Albay Şefik Aker tarafından çekilen telgrafta kullanılır ve toplantı yaptıklarında Yörük Ali Efe o günlerde 20-21 yaşındadır. Sen merak etme bey amca, biz çıkacağız ve Yunan'a karşı yürüyeceğiz artık diye söz verecek ve ilk defa 16 Mayıs 1919 günü Aydın'da Malgaç baskınıyla Yunan askerine, Yunan ordusuna darbeyi vuracaktır. Ondan sonra devam edip gidecek. Demirci Akıncıları. Değerli gençler, İstiklal Harbi'nin yolları vardır. Bunlardan bir tanesi Demirci'deki Akıncılar yoludur. Demirci Kaymakam İbrahim Ethem Bey ve arkadaşları parti pehlivan Halil Efe ki biraz sonra başka bir konuda göreceksiniz onu. Onlarla birlikte Akıncılar yolundan Yunan ordusuna, Yunan askerine darbe vuran kişidir. Edremit Kaymakamı Köprülü Şehit Hamdi Bey. Anzavur isyanı sırasında şehit edilmiştir. Ama o Akbaş baskınıyla birçok cephaneliği Türk ordusuna kazandıran kişidir. Unutmamak lazım bu insanları. Celal Bey, Galip Hoca kimliğiyle Batı cephesindeki birçok yeri örgütleyen kişidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı olacak olan Celal Bayar olacak. Doğu cephesinde Kazım Karabekir Paşa ve arkadaşlarınca Sarıkamış Kars gümrü alınarak gümrü anlaşması yapılacaktır. Orası ayrı bir kahramanlık destanıdır. Güney cephesine baktığınızda Antep, Urfa, Maraş
müdafaaları son derece kıymetli ve önemlidir müdafaa savaşı açısından. Ancak o bölgede de Selahattin Adil Paşa, Kozanoğlu Doğan Bey, Aydınoğlu Tufan Bey gibi simalarla karşılaşıyorsunuz ki bugün Adana'nın Tufanbeyli ilçesi adını Tufan Bey'den alır. Tufan Beyli ilçesine bağlı Doğan Beyli bucağı Kozanoğlu Doğan Bey'den almıştır. Bu şahsiyetleri oraya gönderen kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sivas Kongresi sırasında onlara diyor ki gidin orada Güney Cephesi'ni kurun. Ve Kozanoğulları, Doğan Aydınoğulları ünvanıyla gönderiyor ki Çukurova'nın geri gelen önemli toplumlarıdır onlar, sözleri dinlensin diye o ünvanları vererek gönderecektir. Diğer simalar Kılıç Ali Bey, Ali Şefik Bey, bütün hepsinin hayat hikayesi ayrı ayrı kahramanlık sahneleriyle dolu. Her birinin hayatı belki ayrı ayrı film yapılabilir yani. O kadar inanılmaz işler başaran insanlar Güney Cephesi'nde. Ve milli mücadele başlayacaktır. Düzenli ordularla 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir muharebelerinden sonra Türk ordusu Yunan ordusu karşısında dayanamayıp geri çekilmeye başladığında ki Sakarya Nehri'nin gerisine çekecekler. Mecliste büyük tartışmalar sonucunda başkomutanlık kanunu ortaya çıkar ve başkomutan olarak Mustafa Kemal Paşa görevlendirilir. Ve hemen arkasından tekalifi milliye dediğimiz milli emirler, milli teklifler yayınlanır. Diyor ki elinizde avucunuzda ne var ise %40'ını ordunuza vereceksiniz. Çünkü tek ordunuz var, o orduyu beslemeniz lazım. Mücadeleyi onunla yürütmeniz lazım. Bu nedenle bu gerçekleşecek. Ve 23 Ağustos günü Sakarya Meydan Muharebesi başlayacaktır. Değerli gençler, kıymetli misafirler, Sakarya Meydan Muharebesi 1683'ten itibaren başlayan geri çekilmenin durdurulduğu noktadır. Sakarya Meydan Muharebesi denilince herkesin aklına Adapazarı Sakarya bölgesi geliyor. Değil. Sakarya Meydan Muharebesi Mangal Dağı'ndan Doğatepe'ye kadar olan bu 106 kilometrelik cephede gerçekleşmiştir. Bugün orası Milli Park. Kazdıkça şehit kemikleri çıkıyor, mermiler çıkıyor, tüfek, şarapnel parçaları çıkıyor. Çanakkale gibi bir bölge haline dönüşmek üzere. Çok kıymetli bir bölge. Bu savaş planı. Maviler Yunan ordusu, kırmızılar bizim grubumuz ve Mangal Dağı'ndan başlayacaktır 23 Ağustos günü. Mangal Dağı şehitliği ki inşallah bir gün kısmet olur gider görürsünüz o bölgeleri. 23 Ağustos 1921 günü sabah 9'da başlayan Yunan saldırısı Mangal Dağı'na yönelecektir ki bu da 1436 metre yüksekliğinde çok önemli bir mevkidir. Buraya yönelen Yunan ordusunun karşılayan Türk kuvveti 4000 asker. Gelen ordu kuvveti 11.000 asker. Sabah 9'da başlayan bu saldırı öğleden sonra 3'e kadar devam edecek fakat saat 3'ten sonra inanılmaz bir fırtına kopacaktır. Göz gözü görmez yağmur, kar, fırtına derken Mehmetçik göremez hale gelince topçu atışlarıyla da sıkıntı başladığı için dağı boşaltmak zorunda kalacaklar. Ve dağ boşaltılırken ihtiyat kuvvetlerinin yetişmesi çok zor. O günlerde Haymana'da bulunan 42. Alay ve 47. Alay'ın komutanları Topal Osman, Binbaşı Hüseyin Avni Bey. Onlar Giresun gönüllü alaylarını, 150'şer kişilik alayların birliklerinin başındalar. Atlara binip Mangal Dağı'na gelirler. Ve Mangal Dağı'na çıktıklarında yaklaşık 8 saatlik bir savunma savaşı verecekler. O 8 saatlik savunma Türk ordusunun Mangal Dağı'nı boşaltarak tekrar ikinci hatta geçişini sağlayacaktır. İşte bugün Mangal Dağı şehitliği dediğimiz bu şehitlikte o günün kahraman Abazıpkalı uşakları yatıyor. 300 Spartalı filmini izledik. Bize 300 Spartalı'nın Termopil geçidinde nasıl bir kahramanlık yaptığını anlattılar. Ama biz 300 Abazıpkalı'yı bilmiyoruz. Belki biraz da bizim hatamız yani o kahramanların tümünü bilip hatıralarını yad etmekte fayda var. 26 Ağustos günü Mustafa Kemal'in bu ünlü emriyle savaşın şekli ve seyri değişecektir. Neticede 13 Eylül'de mücadele zaferle sonuçlanır. Ve Gazi Meclis Mareşal Gazi ünvanı verecektir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Burada da ikinci bir yol var. Biraz evvel Akıncılar yolunu gördük. Şimdi İstiklal yolu, Diriliş yoluna geliyoruz. Burada biraz evvel Mangal Dağı'ndan Doğatepe'ye kadar yürünen yol Diriliş yolu olarak ifade edilir. Türk ordusunun ve Türk milletinin dirilerek yeniden harekete geçiş dönemidir. Büyük taarruz başlayacaktır 26 Ağustos'ta. Fakat ondan evvel bu Sakarya döneminde son günler 10-11 Eylül günleri
Mürettep Kol Ordu'nun karargahında Mustafa Kemal ve komutanlar otururlar. Akşam yemeği yiyecekler. Sofraya bir tane tavuk gelir. Cılız pişmiş tek bir tavuktur. Otururlar. Mustafa Kemal Paşa sorar Mürettep Kol Ordu komutanı Kazım Paşa'ya. Kazım Paşa, askerlere ne yemek verdiniz? Kurmay Başkanı Hayrullah Bey var, Hayrullah Fişek. O da ona sorar. Hayrullah Bey, erlerimize, askerlerimize ne yemek verebildik? Efendim, dünden kalan kavrulmuş yarım avuç buğday vardı. Kavrulmuş buğdayı verebildik diyecekler. Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün komutanlar sofradan kalkarlar. Tavuğu yemeyeceklerdir. Bu böyle yani, askerinizi doyurmadan komutan yemek yemez. Böyle özellikleri var bizim ordumuzun. Büyük taarruzda yani bir yıl sonra 1922'ye geldiğinizde artık büyük taarruz ve başkomutan meydan muharebesi gerçekleşir. 26-30 Ağustos 1922'de Kocatepe'den başlayacaktır. 27 Ağustos günü bir şehidimiz var. 57. Tümen Komutanı Miralay Albay Reşat Bey. Telefon konuşmaları gerçekleşir. Belli bir saatte o tepeyi alması gerekmektedir, Çiğiltepe'yi, ama Reşat Bey söz verdiğim halde sözümü tutamadığım için hayatıma son veriyorum diye mektup bırakıp hayatına son verecektir. Evet, söz namustur ilkesi Türk ordusunda her zaman geçerli. Eğer yolunuz Afyon'dan İzmir'e doğru geçerken rastlarsanız orada Dumlupınar şehitliği var. Orada bir anıt var, baba oğul anıtı. Çetmili Ali Çavuş 1908-1909'da Beyşehir'in Çetmi köyünden çıkar askerlik yapmak için. Yaklaşık 11 yıl çeşitli cephelerde çarpışır. En sonunda artık Doğu cephesinde işi bittikten sonra Batı cephesine gelecektir. Ve büyük taarruzda başkomutan meydan muharebesinde çarpışır. Çarpışırken oradaki 70. Alayın sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşır. Oturup sohbet ederlerken baba oğul oldukları ortaya çıkacaktır. Mehmet Çavuş'un 11 sene önce köyde bıraktığı, Çetmeli Kara Ali Çavuş'un köyde bıraktığı oğludur o. Ama o gün Kara Ali Çavuş şehit düşer. İzmir'e giden Türk ordusu içinde de oğlu Mehmet Onbaşı şehit düşecektir. Baba oğul şehitliği orada sizi bekliyor. Eğer yolunuz düşerse Dumlupınar şehitliğine de uğramayı ihmal etmeyin. 31 Ağustos 1922 orduların ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrinin verildiği tarih buradan verilecek. Ve Türk ordusu 9 Eylül günü sabah İzmir'e girecek. Süvariler, piyadeler. Yani süvari atlı birlik, piyade yaya giden birlik biliyorsunuz. Orada Halkapınar şehitliği var. Şurada vatan ve namus yazar. Necmettin Halil olan, hani o Çanakkale'de var ya, dur yolcu diye bir şekil tablo, onun şairidir aslında. Ve o şiiri burası için yazmıştır. İzmir'e giren Türk süvarilerinin başındaki 4 nefer İzmir'deki son şehitlerimiz bizim. İşte Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömeroğlu Hakkı, Nevşehirli Ahmetoğlu Seyit Ahmet ve İzmirli Bekiroğlu Reis. Orada şehit düşecekler İzmir'in girişinde. Onlar için yapılır Halkapınar'daki bu şehitlik ve burada kırpınan gönlünle bu kabrin önünde bir derin ibadet huşuğu ile sus. Karşında duruyor işte o günde kurtulan eserler, Vatan ve Namus diye şiiri var Necmettin Halil Bey'in, ki Necmettin Halil Bey Türk ordusuyla birlikte Anadolu Ajansı muhabiri olarak o günlerde o muharebenin içinde takip ediyor. Ve zafer yolu, üçüncü yol, dikkat edin, Cumhuriyet'e giden üçüncü yoldayız şimdi. Afyon'dan yani Kocatepe'den İzmir'e gelen yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafedir burası. Değerli gençler, şimdi başka bir şeye dikkatinizi çekelim. Sakarya'yı yaptı Türk ordusu, Türk milleti, başkomutan meydan muharebesini yaptı ve en sonunda İzmir'e girdi. Buradan, şuradan İzmir'e olan mesafe 400 kilometredir. 1 Eylül'de yola çıkan Türk ordusu 9 Eylül günü İzmir'e girer. Yaklaşık 10 gün. 10 günde 400 kilometrelik bir mesafeyi kat ederek düşman ordusunu mağlup eden ve topraklarını kurtaran bir ordudan bahsediyoruz. 400 kilometreyi ona bölerseniz günde 40 kilometre yürümek demektir, savaşmak demektir bu. Bunu bugüne kadar yapabilen başka bir ordu yoktur. Bu çok insanüstü bir şey. Bugün bile yürüyüşe gidelim, hadi 40 kilometre yürüyelim derseniz bunu yapamayabilirsiniz yani. O günün şartlarında elinde silah, sıka sıka düşmanı kovalayarak gidiyor Mehmetçik, koşturarak gidiyor. Ve
70'lik bir subayın hatıraları adlı eserinde Rahmi Apak şöyle söyler. Uşak bölgesinde bir çeşmenin başına vardığında sabahleyin 3-5 tane neferi yatmış vaziyette buldum. Üçünü kusturarak, affedersiniz, kurtardım. İkisi şehit düştü diyor. Sormuş, evladım ne oldu da bu hale geldiniz siz? Komutanım, kumandanım, çorba kazanları yetişemedi, çok acıkmıştık. Bu çeşmenin başındaki suyu aldık çeşmeden. Aha bu otları da kaynatıp içtik. Bir baktım ki diyor, kaynatıp içtikleri otlar baldıran otları. Baldıran otu zehirli bir ottur. Değerli gençler, 400 kilometreyi bu zorluklar içerisinde 10 günde aşan bir milletin çocukları, dedelerinin torunları olarak bizlerin bugün herhangi bir zorluk karşısında, derslerin zorluğu karşısında, hayatın zorlukları karşısında yoruldum, bıktım, çok zor, bunu yapamayacağım, şu bu deme lüksümüz yoktur, olmamalıdır, olamaz diye düşünüyorum ben. O siz ne düşünürsünüz onu bilemem. Ama bu işi yapanlar sizin dedeleriniz, bizim dedelerimiz. Onun için lütfen bu emanete iyi sahip çıkmak lazım. Bir mücadele tek başına askerle yürümez. Bir milletin topyekün katılımı gerekir. İstihbarat olmadan işi yürütemezsiniz. Bu istihbarat grupları hep birbirini takip eder. Biri deşifre oldukça öbürü kurulmuştur. İstanbul'da ve Anadolu bölgesinde. Evet, onların içinde bizim sahte kahramanlar falan, böyle film kahramanlarımız yok. Gerçek kahramanlarımız var. İngiliz Kemal, Ahmet Esat Tomruk. Bu ilginç bir adam. Yani İngilizcesi var, Fransızcası var. Tipi itibariyle Amerikalı'ya benziyor. Boksör aynı zamanda. İngilizlerin çok meşhur boksörünü ringde mağlup etmiş o İstanbul, işgal İstanbul'unda. Herkes onun peşinde. Kaçıp İngiltere'ye gidiyor falan. Sonra dönüp gelecek. İstihbaratçı olarak işe başlayacaktır. Yaptığı işlere bakar mısınız? Yunan ordusu başkomutanı Papoulos'la röportaj yapıyor. Amerikalı gazeteci kimliğiyle ve elde ettiği bütün bilgileri Batı cephesi komutanlığına ulaştıracaktır. Yakalanır, kaçar, sonra tekrar gelecektir. Tomruk soyadı güçlü yumrukları nedeniyle verilmiştir kendisine. İstanbul'da hayatını kaybedecek 1960'larda. Gavur Mümin, Mümin Aksoy. İşgal ordusu İzmir'e çıktığında Mümin Bey gidip Yunan komutanı ve işgal komiserine yaltaklanır, tabir yerindeyse. Ben size yardım edeyim efendim. Yüzbaşı kendisi o zaman Osmanlı ordusunda. Kabul ederler. Çok şeyler yapar. Kendi ailesi bile gavur mümin, kiriye mümin diye yüzüne tükürür Mümin Bey. Kimse yanına yaklaşmasın. Ama Mümin Bey o acılar içerisinde elde ettiği bütün bilgileri sadece Mustafa Kemal Paşa'ya ve Fevzi Paşa'ya göndermektedir gizlice. Geçmiş dönemlerde bir dizi oynadı hatırlarsanız, Vatanım Sensin diye. İşte Mümin Bey'in hayat hikayesiydi o. Esir düştü, yaralandı. Yunanistan'daki hapishanelerde inanılmaz işkenceler gördü. Kaçtı, esir değişiminde Türkiye'ye döndü ve jandarma albay rütbesiyle alay komutanlıkları yaptıktan sonra emekli ayrıldı. Topkapılı Cambaz Mehmet. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan hareketi sırasında o rıhtımdaki güvenliğini kim sağladı dersiniz İstanbul'da? Mimmim grubu ve Topkapılı Cambaz Mehmet'in adamları vardı orada. Satıcı kılığında, hamal kılığında. İnanılmaz bir adam. Tulumbacı. Yangın söndürüyor. Öğrenim eğitimi falan yok ama inanılmaz bir kahraman ve vatansever. Yaptığı işlere bakar mısınız? Yani General Harrington'ın arabasını kışlanın kapısının önünden yürütüyor ve parçalıyorlar. Gemilere yüklenip Anadolu'ya geliyor araba. Burada tekrar birleştirilerek makam arabası olarak kullanılıyor. Cambaz değil, dikkat edin, canbaz. Canıyla oynayan adam demek yani bu adam. Böyle kahramanlarımız var bizim. Muhabere olmadan muharebe olmaz. Yani haberleşmeniz yok ise, iletişiminiz yoksa savaşta bir tarafınız kör topal kalır. Onun için telgrafçılar Mustafa Kemal Paşa'ya soruyorlar. Nasıl kazandınız bu muharebeyi? Telgraf telleriyle diyor. Manastırlı Hamdi Efendi'yi hep biliyoruz, tanıyoruz. Halbuki ondan başkaları da var. Esas gizli telgrafhaneyi kuran kişi Mehmet İhsan Bey. PR merkezi demişler. O PR'yi kendisine soyadı olarak alacak Cumhuriyet döneminde. O gizli telgrafhanede kelle koltukta uğraşan, hatları çeken insanlara bakar mısınız? Mümtaz Bey, Cevat Bey, İsmet Bey, Edip Bey gibi inanılmaz kahramanlar var bizim. Her birinin yaptığı iş gerçekten kelle koltukta yapılan çok kıymetli işler.
haberleşme olmazsa hiçbir şey yürütemezdiler. Kahraman kadınlarımız var bizim. Hem cephede çarpışanlar, hem cephe gerisinde çarpışanlar ve hizmet edenler var. Cephedekilerden ve onlardan bazı örneklere bakalım şimdi. Bakın, Kara Fatma, Fatma Seher Erden, Erzurumlu. Sivas Kongresi'ne gelip Mustafa Kemal Paşa ile görüşecektir. Attığını vuran bir kadın. Kara unvanı ona Mustafa Kemal Paşa tarafından verilir. Gözü kara, cesur, gözü pek insanlara kara göz, kara unvanı verilir. Fatma Seher Erden, bir eşi var binbaşı, şehit düştükten sonra tek başına çıkacak. Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal'den emir alacak. Batı cephesinde 700 kişilik bir birliğe komutanlık yapacaktır. Ve üsteğmen rütbesiyle silahlı kuvvetlerden emekli olacak. Emekli olduktan sonra maaş bağlanacak. Diyecek ki ben bu işi para için yapmadım ki. Benim ihtiyacım yok deyip maaşını Kızılay'a bağışlar. En son vefat edecektir. Mezarı İstanbul'da. Çok inanılmaz kahramanlıkları var. Yaralanmış, esir düşmüş, kurtulmuş, kaçmış ve bütün o mücadele boyunca savaşların içindedir kendisi. Gördesli Makbule, Demirci Akıncılarından İçtipli Halilefe ile evlenir. Eşiyle beraber Yunan peşindedir ve Koca Yayla'da çarpışırken vurularak şehit düşecektir bu kahraman kadın. Osmaniye, Raziyeler Köyü'nden Tayyar Rahime Hatun. Müfrezelerin içindedir. O dönem Fransızlara karşı çarpışıyorlar. Arkadaşları, şehit düşen insanlar, arkadaşları var. Onları getiremezler. Ben kadın olduğum halde koşuyor getiriyorum. Siz niye sürünüyorsunuz diye onları kızıp atlayacaktır. Tayyar unvanı verilir. Uçan anlamında kendisine. Ve şehit düşecektir. Kılavuz Hatice Hanım. Fotoğrafı yok, bulamadık yani Kılavuz Hatice. Fransızları Kar Boğazı dediğimiz dar bir boğaza sokar. 650 kişidir Fransız askeri. 44 kişilik Kuvayi Milliye grubu bu 650 kişiyi esir alır orada. Hatice Hanım sayesinde gerçekleşir bu olay. Çok ağır bir darbedir Fransız güçleri için orada binbaşı Menil komutasındakiler için. Küçük Nezahat 12 yaşında. Babası Halit Bey ile birlikte hem cephede hem cephe gerisinde isyanların bastırılmasında görev alır. İstiklal madalyası 2013 yılında verilebilmiştir. O günlerde teklif edilmiş ama hep kalmış böyle şey arasında, satır aralarında. Ancak 2013 yılında kırmızı şerit istiklal madalyası indi. Ha? Ne demek derseniz, şimdi madalyalar verilir, kırmızı şeritli, yeşil kırmızı şeritli, beyaz şeritlidir bu madalyalar. Kırmızı şerit cephede çarpışanlar. Kırmızı yeşil hem cephede hem mecliste çarpışanlar. Beyaz şerit ise cephe gerisinde hizmet edenler için verilen madalya şeritleridir. Onlar önemlidir bu anlamda. Güney cephesinde ve başka yerlerde çarpışan kahraman kadınlar. Antep Yirik Fatma, Kamalı Fatma kendisine saldıran düşman askerini cebinden çıkardığı kamayla, belinden çıkardığı kamayla öldürür. İğneli Pembe Hatun, Topal Osman'ın uşaklarının arasında erkek kıyafetiyle gelir ve çarpışır. Giresunlu. Binbaşı Aytağ'ın, Ayşe'nin, Çete Emre ve Halime Çavuş Kastamonu'dur. Erkek kıyafetine girer, erkeklerle birlikte milli mücadelede bizzat çarpışır şeyin içerisinde, ordunun içerisinde. Münevver Saime Hanım ve Halide Edip Hanım, mitinglerde insanlara gerçekleri ve milli mücadelenin gereğini anlatan insanlar. Münevver Saime Hanım, enteresan. Anadolu'ya geçtikten sonra İstanbul'la Ankara arasında kuryelik vazifesi yapar, haber getirip götürmektedir. Yakalanırsa o da kendisi gidecektir. Bu işleri her türlü sonuca katlanarak yapan kahraman kadınlar. Kahraman din adamlarımız var bizim. Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi daha 15 Mayıs günü Yunan ordusu İzmir'e çıktığında fetvayı verir. Hiçbir şey yapamıyorsanız elinize 3 tane taş alıp düşman askerine atacaksınız diye Denizli ahalisini toplayacak ve mücadeleyi başlatacaktır. İzmir müftüsü Rahmetullah Efendi ki Mustafa Kemal ile Latife Hanım'ın nikahını kıyacaktır sonra barış şeyine geçtikten sonra. Ankara müftüsü Mehmet Rifat Efendi, Cumhuriyet'in ilk Diyanet İşleri Başkanı. Bunlar insanları milli mücadeleye teşvik eden insanlar. Amasya müftüsü Hacı Tevfik Efendi ve o dönemin Amasya vaizi Abdurrahman Kamil Efendi. Bütün Amasya emrinizdedir paşam deyip ilk vaazları verir ve milleti milli mücadele için hazırlarlar manevi açıdan. Daha birçok insan var. Cephede çarpışırken şehit düşen din adamlarımız da var. Demir yollarımız var bizim. Ama demir yolları ne yazık ki İngilizlerin, Fransızların elinde bütün şirketler.
Behiç Bey İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra iki görev teklif edilir kendisine. Bir Genelkurmay 2. Başkanlığı, iki Demir Yolları Müfettişliği. Mustafa Kemal'in önerisiyle Demir Yolları'nın başına geçecektir ve Demir Yolları onun sayesinde o yokluk günlerinde cepheye insan ve asker ve silah taşımada müthiş bir varlık gösterecek onunla birlikte. Hani 10. yıl marşımız var ya, demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan. Onun için değiştirmiş Mustafa Kemal o dizeyi. Behiç Bey için söyleniyor. Mezarı Eskişehir'de, onun karargahı orada. Bütün demir yollarının kesiştiği noktadadır Behiç Bey'in de mezarı. Sonra biliyorsunuz büyükelçi olarak Paris'te, başka yerlerde büyükelçilik görevi yaptı. Havacılarımız var bizim. Vecihi Hürkuş ve Mehmet Fazıl Bey. Gözü kara insanlar bunlar. Hiç tek başına 5 İngiliz uçağıyla çarpışan bir adam Mehmet Fazıl Bey. Vecihi Bey'i de zaten dizileriyle biliyorsunuz. Kahraman gemilerimiz var bizim. 4 tane kahraman gemimiz şu anda sergide, müze halinde. Bir tanesi Alemdar gemisi, Karadeniz Ereğli Limanı'ndadır. Bir tanesi ve birincisi diyelim, Çanakkale'de büyük işler yapan Nusrat Mayın gemisi. Orada bütün harbin kaderini değiştiren gemidir. Bir replikası Çanakkale'de limanda, aslı Tarsus'ta limanda restore edildi ve şu anda müze olarak açık. Bir tanesi Alemdar dedim, bir tanesi Bandırma Vapuru, Samsun'da replikası var. Ne yazık ki sökülerek burada ayrılmış ve yok şu anda, gerçeğe benzetilerek yapıldı. Bir tanesi de Rüsumat 4 gemisi, onun da gerçeği yok çünkü Yunan topçusu, Yunan gemisi onu batırmış, yok etmiş. Rüsumat 4'ün kaptanı Pascal Mahmut. Çok neşeli bir adam olduğu için Yüzbaşı Mahmut Bey, Pascal demişler ona. Batum'dan Trabzon'a, Trabzon'dan İnebolu'ya silah taşıyor bu gemiler. Batum'dan yola çıkıp silahları, tephaneleri Trabzon'a getirine diyor ki İnebolu'ya götüreceksin bunu. İnebolu'ya doğru yola çıkıyorlar. Ordu'ya geldiklerinde İngiliz ve Yunan gemileriyle karşılaşıyorlar. Ölüp dirilen gemi diye anılır Rüsumat 4. Personel ve ordu insanları, ordulular, gemideki silahları orduya taşırlar ve gemiyi batırırlar. Yunan gemisi gelir, batan bir gemi görerek geri gider. Bu nasıl batmış, işimize yaramaz diye. Tekrar o gittikten sonra geminin suyunu boşaltıp yıkılan direklerini yerine getirip gemiyi yüzdürürler ve 1921 sonunda 4 silah taşıyacaktır. Ama en sonunda Eynesil açıklarında yine Yunan gemisiyle karşılaştığında karaya oturtacaklar ve orada denize gömülecektir Rüsumat 4. İstiklal yolumuz var, 4. yoldayız, dikkat edin. İnebolu'ya gelen silah ve cephanenin 344 kilometrelik yolu aşarak Ankara'ya getirildiği yoldur bu. 4 dağ silsilesi kağınılarla. Bir kağını günde yaklaşık 10 kilometre gelebiliyor yani. 8-10 günde anca geliyorlar. Tabii bu yolda şehit düşen insanlar var. Bildiğiniz bir insan, Kastamonu şehit Şerife Bacı. 21 yaşındadır, kızı Elif'le beraber kağınısının üstüne cephaneyi koyar. Bebek Elif, kar yağmaya başladığında cephanenin üzerini örtülerle örtecektir. Ama kendisi donarak şehit düşecektir. Bu fedakarlıklarla bu mücadele kazanıldı. Peki bu İstiklal yolundan Batı cephesine Ankara'ya gelen mermiler kullanılabildi mi topçular tarafından? Birçoğu kullanılamadı. Neden? Çünkü gelen top mermilerinin ölçüsü büyük, toplarımıza sığmıyor. Peki kim yaptı gerçekten bunları, kullanılır hale getirdiler? Bugünkü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ilk çekirdeği olan İmalat-ı Harbiye ustaları bu top mermilerini alıp torna tezgahında küçülterek dolu mermileri Batı cephesine ulaştırdılar ve Büyük Sakarya Meydan Muharebesi ve Batı cephesinin mücadele böylece kazanıldı. Peki ilk kurşunu söyledik de son kurşun nerede atıldı? 9 Eylül'de Türk ordusunun İzmir'e girişi de bu mücadele bitti mi? Hayır. 17-18 Eylül günü son Yunan askeri Bandırma'dan ayrıldı. Ve o gün oradaki çarpışmalarda 70'e yakın Mehmetçik'le iki komutanımız şehit düştü. Onlar son kurşun ve son şehitler olarak tarihe, bu topraklara kazındılar. Şehit 61. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Vecihi Bey ve onun hücum tabur komutanı Binbaşı Süleyman Bey. Allah hepsine rahmet etsin diyelim.
Bu milli mücadelenin kahramanı ise Mehmetçik. Mustafa Kemal çok çeşitli konuşmalarında onların hakkını teslim eder. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir diyerek anlatır onu. Ve esas orduyu tarifi çok müthiş bir tarif. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan ve her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu diyecektir 1938'deki konuşmasında. Öyledir bizim ordumuz. Gittiği her yere medeniyet götürür milletiyle birlikte. Nasıl kazanıldı milli mücadele? Mustafa Kemal'in hiç ben dediğine rastlamazsınız. Biz yaptık bu işi diyecektir. Ve burada arkadaşlarıyla Mehmetçik'le ve milletle bütünleşerek ekip çalışmasıyla, işbirliğiyle, sadakat ve vefa ile gerçekleştirmiştir bu iş. Peki olmasaydı, bu başarı olmasaydı ne olacaktı? Mücadele başarısızlıkla sonuçlansaydı ne olacaktı? Ne olacaktı? Mustafa Kemal'in kellesi gidecekti. Konuşuyorlar bir gün Çankaya'da Sadi Irmak sonra başbakan olacak. Yurt dışından gelmiş eğitime gidenlerden birisi. Soruyorlar efendim ya mücadele başarısızla sonuçlansaydı ne yapacaktınız? Bu büyük başarı milletin ve bizim ordumuzun başarısıdır. Ama başarısızlık olsaydı sorumluluk tamamen bana aitti diyor. Kelle gidecekti yani o zaman bu mücadele bu anlamda çok önemli bir mücadeledir. Ne oldu peki bu mücadeleyle yeni bir devlet kurduk. Ama iş bitti mi? Bitmedi. Uygarlık savaşı başlayacak. Çünkü yeni topraklarda yeni bir devlet kurulmak üzere ama o devlet nasıl bir miras aldı ona bakalım biraz da hemen kısaca. O günlerde Mustafa Kemal'in kafasında cumhuriyet fikri şekillenmeye başlamıştır artık. Bir takım insanlarla yakın bulduklarıyla paylaşır. Adalet Bakanı Fahri Rıfkı Bey falan çalışmalar yapılır. Uzun süre bir ay iki ay önceden başlamıştır birçok çalışma. Ondan sonra iş devam edecektir. O günlerde 22 Eylül 1923 günü bir gazeteye demeç verir Mustafa Kemal. Bakın çok açık söylüyor. Cumhuriyet olacak ve Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Daha henüz cumhuriyet ilan edilmedi. Verdiği demeçte bunu ifade ediyor. Akış devam ediyor. Bunları çok şey yapmayalım. Ama buradaki en önemli noktalardan, yollardan birisi Ankara'nın başkent oluşudur 13 Ekim 1923'te. Ankara başkent oldu da herkes kabul etti mi? Yok, ona da biraz sonra söyleyelim. Herkes derken yabancı ülkelerden bahsediyorum tabii. 28 Ekim günü akşamı o gece Çankaya'da buluştu arkadaşlar bunlar. Onlarla görüş alışverişinde bulunacak ve ertesi gün 29 Ekim günü artık mecliste devam edecek toplantılar. O gün yasa kabul edilecek ve o gün akşam saat 20.45'te meclis 158 üyenin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Paşa'yı seçecektir. Ne oldu? Anayasaya bir madde koydular Teşkilat Esasiye Kanunu'na. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Cumhuriyet fikri yasayla anayasaya girmiş oldu o gün. Ne oldu? Cumhuriyeti biz böyle kazandık diyorlar. Bir fotoğraf her yerde görmüşsünüzdür. Bu fotoğraf 1934'te Uşak'ta çekilmiş bir fotoğraftır. Bazen Polatlı falan yazar. Bilginiz olsun Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bir fotoğraf. Gerçek bir fotoğraf. Bu işle çok milletli bir imparatorluk üniter merkezi bir milli devlete dönüşmüştür. Yarı sömürge haline gelmiş bir devlet tam bağımsız bir devlet haline dönüşmüştür. Meşruti monarşi ile yönetilen bir devlet laik ve demokratik bir cumhuriyete dönüşmüştür. Bu dönüşüm çok önemli bir dönüşümdür. Ne devraldığına bakarsanız zaten tablo ortaya çıkıyor. Yani cumhuriyetin devraldığı miras oldukça sıkıntılı bir miras. Elinizde avucunuzda hiçbir şey yok ve bunu yenilemek, geliştirmek durumundasınız. Yani düşünsenize ülke birçok şeyi dışarıdan ithal ediyor. Ve köyler, kentler, kasabalar yıkılmış, yakılmış vaziyette. Yeniden imara girişmeniz lazım. Birçok şeyi yeniden düzeltmeniz lazım. 1923'teki miras ile sonrası 15 yıl içerisindeki dönüşümde bazı rakamlar var. Aradaki o farklılığı daha net görebilirsiniz bu anlamda. Yani bakın hiç kadın öğretim üyesi yok ama 99 tane kadın öğretim üyesi olacak 15 yıl içerisinde üniversitelerde. Kitap sayısı
inanılmaz bir şekilde artıyor. 10 kat neredeyse. Şeker üretemeyen ülke 160 bin ton şeker üretmeye başlıyor. Şeker fabrikalarını kuruyor pancar bölgelerinde. Elektrik kullanım oranı %6. 15 yıl içerisinde bu oran %25'e çıkıyor. Her yere elektrik, fabrikalaşma, sanayileşme gerçekleşmeye başlıyor. Ve Cumhuriyet ekonomik olarak birçok kazanım getiriyor tabii. Bir kere denk bütçe, enflasyonsuz kalkınma, planlı sanayileşme ve yatırımlar gerçekleşecektir. Ve Cumhuriyet bu işi gerçekleştirecek. Birçok fabrikalar var. İşte bir ülke düşünün, demir yolları size ait değil, deniz yolları size ait değil, ticaret yapacaksınız. Devletleştirme, millileştirme gerçekleşiyor. Bu olmadan olmaz ki. Kabotaj bayramı denilen şey, o bayram ilan edecek. Deniz yolları ve limanlar bizim olacak. Demir yolları, yabancı ülkelerin elindeki demir yolları satın alınacak. Hepsi millileştirilecek. Ve böylece milli sanayi devreye girecektir. Özellikle tarımda birçok değişmeler gerçekleşecek. Aşar vergisi kalkacak mesela, o öşür vergisi dediğimiz şey. İlginç hikayeleri var. Sabrınızı çok zorlamamak için hızlı geçeceğim. Uçak üretmeye başlayacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kayseri'deki fabrikasında. Döviz birikimleri gerçekleştirecek. Eğitimde tevhidi tedrisat öğretimin birleştirilmesi kanunuyla eğitim öğretimde yabancıların elindeki tüm okullar dahil bir Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak milli bir eğitim söz konusu olmaya başlayacak. Hukuk alanına baktığınız zaman inanılmaz bir değişim var zaten. Çoklu hukuktan tek hukuka dönüşecek iş. Laik ve modern bir hukuktur. Teokratik hukuktan modern hukuka dönüşecektir. Anayasal bir düzen gelecek. Kadın erkek eşitliği gelecek medeni kanun ile. Birçok yenilik, en önemli şeylerden biri kadın haklarındaki dönüşüm ve değişimdir. Dünyanın birçok ülkesinden çok önce bu dönüşüm ve değişim gerçekleşti Türkiye'de. Kadınlarımıza bu haklar çok önce verildi. Bunlardan bazı öncülere bakalım şimdi. İlk kadın muhtar Aydın'ın Çine ilçesinin Karpuzlu nahiyesinde 1933'te Gül Esin Hanım kadın muhtar olarak seçilir. Ve gerçekten çok güzel işler yapıyor. Hayat hikayesine bakarsanız o yıllarda çok önemli işler yapmış. İlk kadın inşaat mühendisimiz Sabiha Rıfat Hanım. Uçan parmaklar demişler. Niye biliyor musunuz? Fenerbahçe voleybol takımında oynuyor erkeklerle beraber. Milli sporcu, voleybolcu. İlk kadın voleybolcudur. Aynı zamanda Sabiha Rıfat Hanım. Ve Anıtkabir'in inşaatında görev alan bir mühendis kadınımız. İlk tıp doktorum Safiye Ali Hanım. İlk sivil pilot Bedriye Tahir Gökmen. Pilot Vecihi'nin uçuş okulunda ilk uçuşlarını yapan kişi. İlk savaş pilotu Sabiha Gökçen biliyorsunuz. İlk avukatımız Süreyya Hanım, ilk spiker, radyo spikerimiz Emel Hanım, ilk opera sanatçısı Semiha Hanım. Bunlar Cumhuriyet'in imkanları sayesinde kadın haklarından faydalanarak ve 18 tane de kadın milletvekilimiz var ilk defa. Bunlardan biri de Kazanlı Satı Hanım. Satı kadın biliyorsunuz. Evet. Neticede Mustafa Kemal diyor ki, okursanız Nutuk adlı eserinde, bu nutkumla milli varlığı sona ermiş bir milletin İstikbali nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım diyor. Ve bu eseri kime emanet ediyor? Size emanet ediyor, bize. Türk gençliğine emanet ediyorum diyor. Lütfen emanete sahip çıkalım hep birlikte. Çünkü bu memleket, bu millet ve bu topraklar kolay kazanılmadı. Elbette bir takım zorluklar, elbette bir takım güçlükler olacaktır. Ama bu güçlüklerin, zorlukların, çalkantıların hiçbirisi bizi çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma yolunda alıkoymamalıdır. Ben bir kişiyim, ne yapabilirim diye düşünmemeniz gerekir. Hiçbirimizin bunu düşünmemesi gerekir. O bir kişiden başlar iş ve bir devlete, millete kadar gider. Bir atasözü var. Derler ki bir mıh çivi demek biliyorsunuz. Bir çivi, bir süvari, bir at. Bir at, bir süvari, bir süvari, bir ordu, bir ordu, bir devlet diye akıp giden bir silsile var. Onun için bireysel olarak biz üstümüze düşenin en iyisini yapalım. O bireysel gayretler birleşerek, birbiriyle buluşarak büyük bir sinerji haline dönüşecektir. Ve bu mücadelede emeği geçen, kanını terini döken, canını veren tüm kahramanlarımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, rahmetle, minnetle, saygıyla, şükranla yad ediyoruz. Ve beni dinlediğiniz için sabrınız nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Değerli hocam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten şimdiye kadar dinlediğim en güzel tarih dersiydi diyebilirim. Gerçekten siz de çok güzel dinlediniz. Ağzınıza sağlık. Harika bir ders oldu bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi rektör yardımcımız Ünsal hocam tebrik için gelecek ama onu bekliyoruz. Birkaç dakikanızı rica edeceğim. Sonra da bir aile fotoğrafımız olacak. Hocam, rektör yardımcımız Profesör Doktor Ünsal Sırrı hocam. Evet hocam. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık, sağ olun. Eski kurumdaşımız bizim, çok değerli hocam. Burası burası. Hayır, çok teşekkür ederim. Çok hocam teşekkür. Değer kattınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum inşallah. Çok sağ olun. İşe yarasın. İnşallah. Bu gençler bizim harika. İstiklalimizin ve istikbalimizin teminatı. Hepsi çok teşekkür harika. Ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Tamam. Hocam, ne olur. Tamam. Aile fotoğrafı. Tamam alalım. Alalım. Nasılsınız hocam? Ben sizle görüşmemden sonra başka bir yere de gittik. Hepinizi sahneye alabilir miyiz? Güzel bir aile fotoğrafı.